arkadaşlar, bu videomuzda 5. sınıfların 8. ünitesi olan fitness ünitesiyle ilgili sorularımız var, onları çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Cümlemiz var, bir tane boşluğumuz var. Bakalım. Nicole is hungry. Hungry aç demek, karnı aç. Nicole'in karnı acıkmış. She wants to have a snack. O bir atıştırmalık yemek istiyor. But she, ama o önce. Bakın burada first kelimesi çok önemli. Önce. İlk önce, birinci olarak anlamında bu first. Atıştırmalık yemeden önce ne yapmalı? Bakıyoruz şimdi şıklara. Kendi halinde bayağı bisiklete binmeli. Mantıksız. B şıkkı must wash her hands. Ellerini yıkamalı. Gayet güzel. C şıkkı brush her teeth. Dişlerini fırçalar. Sonra olsaydı olurdu. Atıştırmadan önce diş fırçalaması mantıksız. Wakes up early. Erken kalkar. Bu da mantıksız. Ne oldu? Doğru cevabımız bu, onun B'si. She must wash her hands. Ellerini yıkamalı. Öncelikle ellerini yıkamalı. Burada bakın must kelimesi de var. Bu da önemli. Melimal anlamında kullanıyoruz bu ünitede. Must'ı. Ellerini yıkamalı diye çeviriyoruz. Aynı ünitenin ikinci soruyla devam ediyoruz. Children can roller skate in the park. Burada roller skate kelimesi çok önemli. O yüzden bu soruyu seçtim. Roller skate çok fazla çıkıyor fitness ünitesinde. Patenle kaymak, paten yapmak anlamındaki kelime roller skate. Şıklardan bakıyoruz. Hemen bakın burada. Çocukların ayaklarında patenler var. O yüzden ne oldu? Doğacağımız Deniz'in D'si. Yani şu roller skate'i mutlaka öğrenin, ezberleyin arkadaşlar. Çok önemli. Sürekli karşınıza çıkıyor. Yani sırf şu kelimeden dolayı bu soruyu seçtim. Roller skate, paten yapmak demek. Çok önemli. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Şimdi bir cümlemiz var. Boşluğumuzda okuyalım cümleyi. William is a strong man. Strong, güçlü, kuvvetli anlamında. William kuvvetli bir adamdır, güçlü bir adamdır. O nokta nokta yapar. Şimdi bu soruyu seçme sebebim de bu ağırlık kaldırma kelimesi de çok fazla çıkıyor fitness ünitesinde. O yüzden ağırlık kaldırma, bakın burada lift weights arkadaşlar. Lift weights ağırlık kaldırmak demek. Şu cümleyi komple buraya koyduğumuz zaman Türkçesinde oldu. William is a strong man and he can lift weights. William güçlü bir adamdır ve o ağırlık kaldırabilir. Bakın doğru cevabımız direkt bunun B'si oldu. Buradaki can kelimesini bilmek anlamında çeviriyoruz. Can. William is a strong man and he can lift weights. Ağırlık kaldırabilir. Ebilmek. Doğru cevabımız bu.